Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, hem Türkiye hem dünya zor dönemden geçiyor. Peki, dünyadaki birçok ülke böyle zor dönemlere hazır mıydı? Hazır olduklarını görüyoruz. Belki sağlık açısından altyapıları daha zayıf olan ülkeler, beklenmedik derecede bocalayan ülkeler oldu. Ama ekonomik açıdan insanlarını mağdur etmemek için yeterince destek çıktıkları görüldü. Biz ne yaptık? Hangi durumdaydık? Bu durumda olmayı hak ettik mi? Türkiye Cumhuriyeti olarak vergisini gününde ödeyen, birikimlerini doğru şekilde düzenleyen bir hükümetle 18 yıl yönetilmiş olsaydık o zaman bugünkü hazinedeki durumumuz olmayabilirdi. Yani işsizlik fonuyla ilgili para kasada olurdu. Yani çiftçimizi doğru destekleseydik, ihracat gerçekten istenilen düzeyde olsaydı bu durumda olmazdık. Peki biz bu duruma nasıl geldik? Nasıl getirildik? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sevdası vardı. Saray sevdası. Ankara'daki saray ek hizmet binaları Okluk Sarayı, Ahlat Sarayı yapımı, tadilatı, bakımı, bütün bunların maliyeti 2020 harcamaları dahil 1 milyar 558 milyon dolar. Yani bugünkü kurla baktığımızda 10.9 milyar lira saraylara, sarayın yapımına, bakımına ve yeni saraylara harcanmış. Ne kadar? 10.9 milyar lira. Bu rakam neye denk geliyor? Bu rakam hani fellik fellik sıvapla hazinede para olmadığı için hazinede emanet para için sıvap anlaşması yapmaya çalışıyoruz ya. Ülkeleri dolaşıyoruz ya. Ve en son Katar'da 10 milyar dolarlık bir para aldık ya, işte onun bir kısmı buraya gitmiş. 7 milyon işsiz halkımız için istihdam kapısı olmamış bu para. Burada üretim yok, yurt yapılmamış, kreş yapılmamış, hastane yapılmamış. Bir devlet başkanının konutuna harcanmış. Peki devlet için öncelikli olan nedir? Milleti midir? milletinin yaşam biçimi midir yoksa kendi yaptırdığı saraylar ve kendi yaşam biçimi midir Bir ülkenin itibarı sadece yönetenlerin yaşadıkları hayat mıdır yoksa kendi milletine yaşattığı hayat mıdır o ülkenin itibarı Değerli arkadaşlar sadece sarayla da bitmiyor Saray içinde de bir şatafat var Artık çok konuşulduğu için söylemeyeceğim Hani o sarayda yenilen yemeklerin adlarını falan burada bir kere daha telaffuz etmeyeceğim. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Sadece 2018 yılı içerisinde sarayda yiyecek ve içecek için harcanan para 990 milyon TL. Sadece yiyecek ve içeceği harcanan para. Saltanat sadece yerdeki saraylarla da bitmiyor. Bir de gökte de saraylar var kendisi için uçaklar hediye ediliyor. Uçaklar satın alıyor. Bu filonun toplam değerini şimdi size açıklıyorum. Bugünkü kurlarla 6.1 milyar lira. 81 milyon sarayları, uçak filolarını bu şatafatı sıtlamakla kalmıyor. Büyük hükümümüz sarayın kendi beslediği efrat da var. Geçmediğimiz yollara, köprülere para ödüyoruz. Yapabileceğimiz konutlara kira ödüyoruz. Alabileceğimiz taşıtlara para ödüyoruz. Kamunun kaynağını birilerinin cebine akıtmak için milletimizi bugün mağdur ediyoruz. Peki nedir bu? İhanet değil mi? Yani milletin için harcaman gereken parayı vergilerle toplanan parayı bir avuç azınlığa akıtıyorsan bunun adı ihanet değil mi? Ben size açıklıyorum. AKP iktidarının 14 yıllık döneminde hizmet binası için ödediği kira bedeli. Hizmet binası için 14 yıllık dönemde 5 milyar 862 milyon lira değerli arkadaşlarım. Yani her ile bu parayla 15 tane beyaz saray inşa edebilmek mümkündü. Sadece kira paralarıyla. Her ile 15 tane beyaz saray yapabilirdik. 10 yılda taşıt kiralaması için hazinemizden kaç para gitmiş biliyor musunuz? 3.6 milyar lira para gitmiş. Peki biz bu parayla kiralamayıp da satın alsaydık kaç tane araç alabilirdik? Açıklıyorum. 78 bin tane araç alabilirdik. Yani kiralamaya değil, yani yandaşın cebine para vermeye değil de gerçekten satın alıp kendimiz kullansaydık şu anda 78 bin aracımız vardı. Kamunun mevcut binek otomobil filosunu ikiye katlayabilirdik. Şu anda elimizde iki tane aracımız var mı? Yok. Ne oldu? Birilerinin cebine gitti. Bunlar hepsi kılıfına uyduruluyor. Yasal hale getiriliyor. Şimdi bizi eleştiriyorlar. Biz hiç hastane yapmayalım dedik mi? Yapalım dedik. Ama imkanlarımızı doğru kullanarak devletin önceliklerini ve kasasındaki parayı bir avuç yandaşa değil de gerçekten hastaneleri biz yapalım ve milletimizin hizmetine sunalım. Birilerine hasta garantili yani kar garantili, kazanç garantili hastane yaptırtıp da onları zengin edeceğimize borcumuz olmadan kendi imkanlarımızla hastane yapalım dedik. Hazineden 2020 yılının içinde çıkacak 5.6 milyar lira kira bedeliyle bin yatak kapasiteli yaklaşık 6 tane hastane yapabilirdik. Ama bunu Birilerine verdik. Şehir hastanelerinin devlete, hazineye 25 yıllık maliyetiyle bin yataklı 559 tane hastane yapabilmek mümkündü. Yapmadık. Peki neden bu akıl dışı yöntemlerle iş yapılıyor? Hazinenin birilerine bir avuç efradını cebinin boşaltılabilmesi için, cebine para akıtabilmek için neden bu yollara başvuruluyor? Peki köprüler ve tüneller geçiş garantili, kazanç garantili verilmesinin temel amacı ne? Bunlara itibar oluyor ama milletimizin bugün düşürüldüğü durum itibarsızlık değil. Millet aç, çiftçi aç, esnaf aç, bir avuç yandaş büyüyor, büyüyor, büyüyor ve Türkiye büyümüş oluyor. Yavuz Sultan Köprüsü'ne bakalım, Selim Köprüsü'ne. Projeyi yapıp işletenlerin işletme sürecince yaklaşık 8 yıl kazanacağı parayla, 8 yıl içerisinde kazanacağı parayla 3 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabilmek mümkündü. 8 yılda. Onların kar olarak cebine atacakları parayla. 3 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabilirdik. Ayrıca bitişinde 115 kilometrelik otoyolda yapabilirdik. Ne oldu? Şu anda biz bunu yapsaydık, üç tane fazla köprümüz ve bu kadar da otoyolumuz vardı. Avrasya Tüneli. Günlük 70 bin araç geçişi ve araç başına 4 dolar ücret garantisi verilmiş. Bu ihaleyi hanginize verse siz yapar dolar milyarder olurdunuz. Tünelin 25 yıllık işletme süresince Geçen ve geçmeyen araçlar nedeniyle devletten alacağı toplam tutarı açıklıyorum. 2.6 milyar doları buluyor. İster geçtin ister geçmesin. E, geçme garantisi var. Kazanç garantisi var. Geçmedi pandemi sürecinde. Ama onlar o dolarları hazineden alıp ceplerine koyuyorlar. Hiç fedakarlık yaptılar mı arkadaşlar? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na fedakarlık yapın dedi, insanlara seslendi. Zekat paralarına, bağış paralarına insanların, bunlar mahkum edildi. Peki bunlar ne yaptılar? Bunlar kazançlarına kazanç kattılar. Biz bu parayla iki tane Avrasya Tüneli yapabilirdik. Aynı mantıkla Osman Gazi Köprüsü'nden beş tane yapmak mümkündü. Aynı mantıkla. Halkın güveniyle görev başına gelenler ne yapmış oldular? Halkı unutmuş oldular. Milyarlar, milyonlar dilimiz dönmüyor ama bu rakamlara onlar için günlük alışa gelmiş rakamlar oluyor. Koronavirüs salgınında 4,5 milyon aileye her ay için biner lira para ödediler. Her gün ekmekle ailelerin karnını doyurmaya yetmeyecek kadar biner lira bir para ödediler. Toplam dört buçuk milyar para yapar. Bunun neredeyse mislini yani dört buçuk milyon insanımıza ödediklerinin mislini korona sürecinde geçmediğimiz yol ve köprüler için garanti para diye 4 ila beş tane şirkete verdiler. Kaynağımız var. Gücümüz var. Ama mesele doğru yönetilmek, mesele yandaşa değil, millete hizmet etmek. Milyar dolarları millete harcamazsan, sadece yandaşa, saraylara, hava filona, yemeğe içmeye harcayıp, akşama sadece bir ekmek götürecek kadar bir kereliğe mahsus, bin lira para verip de her gün televizyonlara çıkıp, Böbürlene böbürlene bu insanların gözünün içine baka baka biz milletimize şu kadar milyon insana para verdik dersen millet sana bir gün bunun faturasını keser. İsraf ve kibir bu iktidar için bitmiyor. Değerli arkadaşlar bir de örtülü ödenek var. Necdet Sezer zamanında örtülü ödenek yılda 354 milyon TL'ydi. Peki şimdi ne kadar? Şimdi 2 milyar TL. Peki örtülü ödenekte harcanan toplam para yani 2014 ile 2019 Recep Tayyip döne, Erdoğan döneminde harcanan toplam rakam ne kadar? 10 milyar 220 milyon TL. Örtülü ödenek. Ne yapıyor bilmiyoruz. Nereye harcıyor bilmiyoruz. Ama kendisinden kendi iktidarından önceki Cumhurbaşkanı'nda harcanan rakam 354 milyon lira. Ama o rakam birden dörte katlamış. Değerli arkadaşlar, sadece size saydığım bu israfın toplam maliyetini, milletimize olan maliyetini söylüyorum. Ne kadar? 213 milyar 700 milyon TL. 213 milyar 700 milyon TL Dört tane, beş tane şirkete gitmiş. Saraya gitmiş. Yemeğe, içmeye gitmiş. Bina kiralarına gitmiş. Araç kiralarına gitmiş. Ama biz bunlarla ülkemize milyarlarca dolarlık yatırım yapabilmek mümkünken şimdi hazine, damadın yönettiği hazinede, damat demeyin diyorlar ne diyeceğiz bilmiyorum. Damadın yönettiği hazinede tam takır. Peki ne yapmaya çalışıyorlar? Swap. Yani ne? Emanet para arıyorlar. Gide gide kime gittiler? Katar'a gittiler. Ne kadar aldılar? 10 milyar dolar aldılar. Peki değerli arkadaşlarım. 213 milyar 700 milyon tasarrufun dolar karşılığı nedir? 30 milyar dolardır. Eğer siz gerçekten bu israfı yapmamış olsaydınız şu anda hazinede 30 milyar dolar olacaktı. Yani Katar'dan 10 milyar doları tenezzül etmene şimdi gerek kalmayacaktı. Yani hala kapı kapı dolaşıp da Türkiye'yi bize emanet para verin, hazinede para kalmadı demek zorunda kalmayacaktı. Yani sadece ileride arkadaşlarımız çalışıyorlar, bunun, bu savurganlığı, bu israfı, bu kibiri, yandaşlara katılan bu parayı daha da çok açıklayacağız. Belgeleriyle de açıklayacağız. Ama sadece bu kadarı bile, açıkladığım bu kadarı bile sizin toplam salgın sürecinde harcadığınız para kadardır. Yani borç verdiğiniz, destek adı altında, milleti borçlandırdığınız para kadardır. 10 milyar diye Katar'a gidip, 30 milyar dolarlık bir şeyi elinizin tersiziyle cebinize indirdiğiniz anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar, en çok kim konuşuluyor dünyada? Çiftçiler. Neden? Artık üretim, üstelik de tarımsal üretim çok önemli. Her ülke artık kendi üretimini kendisi yapması gerekiyor. Yıllarca biz ne yaptık? Ne yapıldı? mazottaki, gübredeki, tohumdaki KDV fiyatları ve ÖTV fiyatları cebe indirilsin, milletin sırtından, çiftçinin sırtından biz kasayı dolduralım ve bu paraları bu yandaşlara aktaralım diye çiftçiyi perişan ettik. Buğday dışarıdan, pirinç dışarıdan, mısır dışarıdan, şeker dışarıdan, e, aklınıza saman, en son saman dışarıdan ithal edildi. Peki, değerli arkadaşlarım. Hazine devlet bütçesinden bu yıl bütçeye 2.2 milyar TL destek çıktı. Peki biz çiftçimize destek olsaydık ve çiftçimiz üretseydi sadece Ocak ve Nisan döneminde bu rakam 4 aylık tarımsal ithalat rakamına denk geliyor. Yani çiftçimiz dışarıdan ithal değil de kendisi üretmiş olsaydı bu para bir Türkiye'de kalacaktı. İki, bu kadar çok ihraç ithal etmemiş olacaktık. İthal etmediğimiz için bu kadar çok doları dışarıya akıtmamış olacaktık. O yüzden de swap gitmemiş, swap'a gitmemiş olacaktık. Araştırmasına gitmemiş olacaktık. Yani sen emanet para bulacağım diye uğraşırken çiftçini mağdur ettin. Çiftçin üretmedi, başka ülkelerin çiftçilerinin cebine milyar dolarlar akıttın. Çiftçine destek adı altında borçlandırdın. Oysa ki eğer sen çiftçine bu desteği gerçekten yapmış olsaydın, çiftçi üretecekti, ihraç edecektin, ülkenin dışarıdan ithal etmeye gereksinimi kalmayacaktı ve Türkiye'yi bu duruma, çiftçiyi bu duruma düşünmeyecektin. Bunu da yapmadın. Neden? İşte bizim söylediğimiz bu. Muhalefet eleştiriyor diyorlar ya arkadaşlar. Muhalefet gerçekleri söylüyor. Bizim gerçekleri söylemediğimizi iddia edenler tek başlarına kameraların karşısına çıkıp konuşmasınlar. Bizimle kameraların karşısına çıksınlar. AKP Genel Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla kamera karşısına çıksın. Arkadan atıp tutmakla olmaz. Gerçekleri konuşalım. Hakem kim olsun? Milletimiz olsun. Takdir kimin olsun? milletimizin olsun. Değerli arkadaşlarım, 18 Temmuz 2009 Cumartesi günü yayınlanan resmi gazetede, bu resmi gazete burada 27.292 sayısında yayınlanmış. Yani alelen devlet sistemine gireceklere kolaylık sağlıyor. Camilerde yapılan frekansların frekans ayarları resmi gazetede yayınlanmış. Peki ne olmuş? O frekanslar doğrultusunda birileri çıkmış. Tam da dinimiz için kutsal sayılacak günlerde. Tam da milli birliğimizin ve beraberliğimizin olduğu zamanda birileri çıkmış camiden müzik yayını yapıyor. Peki ya bunun suçlusu nasıl CHP oluyor? Nasıl oluyor? Yani yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. Hiç utanma yok mu? Hiç rezillik yok mu? Bu ülkenin İçişleri Bakanı camide kendi verdiğiniz frekansla, resmi gazetede yayınladığınız frekansla oraya girip de milletimizin manevi ve dini duygularıyla oynayan kişiyi bulamıyor. Ama bir kızımız Banu Özdemir şu rezilliği görün. İçişleri Bakanlığı'nın düştüğü şu rezilliği görün. Diyanetin düştüğü şu rezilliği görün. İşte böyle günlerde caminin minarelerinden bu sesler yükseliyor diye yaptığı yayından dolayı hatta retweetten dolayı siz onu alıyorsunuz. Üç yıl diye bir cezayla cezalandırmak için, için harekete geçiyorsunuz. Bu ülkenin yasaları böyle mi işleyecek? O zaman bu ülkenin yasalarına güven kalır mı? O zaman dış yatırımcı gelir de senin bu yaptıklarını göre göre Türkiye'ye yatırım yapar mı arkadaşlar? Yani minareyi çalan kişi yani sözü gereği minareyi çalan kişi suçlu değil ama yahu minareyi çalıyorlar şu rezilliği görüyor musunuz? diyen kişi suçlu. Arkadaşlar resmi gazetede frekans ayarlarını vermişsin. Tarihini veriyorum, sayısını veriyorum. Oradan almış birileri bunu merkezi sistemden dolayı yayınlamış. Sen İçişleri Bakanlığı olarak, Diyanet olarak gerekli tedbirleri almamışsın. Ama kalkıyorsun, bu rezilliği görün, bize yapılan reva mıdır diyen bir kişiye sen orada saldırıyorsun. İşte tüm bunlar şunları gösteriyor. Bir millet gerçekten sıkıntılı günlerinde, artık kuyruklar oluşmaya başlar. Ben 2018 yılının tanzim satış kuyruklarını gösteriyorum. Sen bu 2018'deki tanzim satış kuyruklarındaki vatandaşlarımızın haline bunlar bolluk kuyrukları diyorsunuz. Bunlar varlık kuyrukları diyorsunuz. Kendi çiftçini desteklemezsen, milletin verdiği vergileri Dört beş tane firmanın cebine indirip milyar dolarları birilerine peşkeş çekersen, hazineyi damadına yönettirirsen, önceliğin millet değil, saraydaki şatafatın olursa, işte insanları böyle kuyruklara mahkum edersin. Şimdi vatandaşımız, 65 yaş üstü vatandaşımız, kuyruklara dahi giremiyorlar. Evlerinde yardım bekler hale geldiler. Onların ve bugün salgın için alınan peyderpey önlemlerinin önümüzdeki günlerde neler getireceğini hep beraber göreceğiz. Ama bizim için söyleyeceğimiz tek bir şey var. İnşallah devletimiz milletinin itibarını kendi itibarından daha üstün gören, milletinin yaşam biçimini sarayın yaşam biçiminden daha değerli gören iktidarlar tarafından yönetileceği günlere bir an önce kavuşur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı? neyi Aile dediği damadı mı? Yani eğer damadıysa ve sen damadını getirip de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak en önemli yere hazinenin başına getiriyorsan, paranın başına getiriyorsan. Çünkü o hazinenin imkanlarını dağıtacağın yandaşlarına dağıtırken güvenebileceğin AKP iktidarında başka kimse yok da damadına kaldıysa e biz de damadını getirdin deyince suç mu oluyor? Kimseye hakaret etmiyoruz, bir şey demiyoruz. Gerçekleri açıklıyoruz arkadaşlar. Sen damadını götürdü, getirdiğin, hazinenin başına getirdiğin günden beri milletin çektiği çileyi anlattım. Damadının paraları nereye harcadığını anlattım. Damadın parayı senin şatafatına harcıyor. Senin yemek paranı harcıyor. Sarayına harcıyor. Senin yandaşlara verdiğin ihalelere harcıyor. Ama millete para vermeye gelince senin damadın diyor ki 4.4 e milyon kişiye biner lira verdik ya diyor. E soruyoruz biz de kardeşim damadın bin liraya geçinebiliyor mu diye. E sen sadece 900 milyon kültür bir yıl içerisinde sarayda yemek yemişsin. Yemek yedirmişsin. E milletin çorbası yok diyoruz. Demeyelim mi arkadaşlar ya? Yani? Söylemeyelim mi? Yani biz esnafın halini, çiftçinin halini, işçinin halini, mağdurun halini konuşmayalım mı? İkinci soru neydi? Arkadaşlar darbe tartışmasını eğer konuşacaksak söyleyeceğimiz tek bir şey var. Şu anda 20 Temmuz darbesiyle yönetiliyoruz. 12 Eylül darbe yasaları bu iktidar tarafından değiştirildi mi arkadaşlar? Hala 12 Eylül darbe yasalarıyla yönetilmiyor muyuz? Peki bunu bu yasaları ayıklamak ve doğru bir anayasa yapmak mümkün müydü? Mümkündü. Masadan kimler gidiyor arkadaşlar? Kimler kaçıyor? Neden oturup da bunları ayıklamıyor ve Türkiye'yi gerçekten layık olduğu bir hukuk sistemine kavuşturmuyoruz? Peki 20 Temmuz'dan beri alınan kararları ve yargının ne kadar peşkeşe ve yandaşa hizmet edecek şekilde düzenlendiğini ve milletimizin başını kaldırdığında hukuk sisteminin, garabet hukuk sistemini milletimizin ne kadar mağdur ettiğini 20 Temmuz'da çıkartılan, sonrası çıkartılan yasalarla görmüyor muyuz? Onları da başka bir basın toplantımda aynı bu israf raporu gibi tek tek açıklarım bir kere daha halkımıza anlatmış olur. Darbe. Darbe gündeminde 15 Temmuz hareketinden sonra darbeyi gerçekleştirenleri bir an önce bu iktidarda demokratik yöntemlerle gitmesini söyleyen arkadaşımızın ifadesini kendi yaptıkları darbenin bugün Türkiye'de konuşuluyor olmasından korktukları için gösterdikleri reflekstir. Ya çok huzur dilerim. Çok huzur dilerim. Nihaete eee dile bu sene yaptığı Atatürk eee imzalı baskiler hususunda bir değişikliği partide çok batılarla örnek gösterir. Çok bir şey Tabii ki. Arkadaşlar milli birlik ve beraberlik günlerinde insanlar simgelerle hareket ederler. Bizim simgemiz elbette ki bayrağımızdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli birliğimizi ve beraberliğimizi ifade etme biçimini eğer eleştireceksek bizi eleştiren kişinin kendi birlikte ortaklık yaptığı AKP kongrelerindeki yerlerde sürünen bayrakları eğer göstermiş olsaydı daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Sadece böyle böyle günlerde milli birliğimizi ifade eden simgileri, ülkelik de bize ait, bizim için kutsal olan simgeleri, orada bunu böyle itibarsız hale getireceğine, gerçekten siyasete alet edilen ve yerlerde sürünen kendi ortağına keşke bu soruyu zamanında sormuş olsaydı. Siz milyarlarca doları e, İngiltere'deki faiz lobilerine aktardığımızı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu defalarca söyledi. Gerek Sayın Parti Sözcümüz Faik Öztürk, gerekle Aykut Erdoğdu, MYK Üyemiz Genel Başkan Yardımcımız defalarca Cumhuriyet Halk Partisinin ve Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisinin bu ekonomik sıkıntıdan nasıl kurtulacağıyla ilgili açıklamaları söz konusudur. En son Cumhuriyet Halk Partisi lideri bu ekonomik buhranı nasıl düşüldü ve çıkacak yollar nelerdir tek tek madde madde açıklamıştır. Ama sayın Damadım kulağı tamamen sarayda olduğu için bu taraftaki kulağında da işitme zaafı olduğu için o yüzden bu tarafı işitmekte zorlanıyor. Eğer kulağın diğer tarafını bu tarafa çevirirse, işiten tarafını bu tarafa çevirirse görecek ki Türkiye'yi kurtaracak ekonomik tedbirleri tek tek açıklıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Kaynakları olan bir devlettir. Gerçekten bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle dünyadaki yeri çok değerli bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten yetişmiş insan gücü mükemmeldir. Bir tek şeye ihtiyacı var doğru yönetilmeye ve kaynakları doğru kullanmaya ihtiyacı var. Doğru yönetmeyen ve doğru kullanmayan insanların bizim sesimizi duyabilmesi için yapacakları bir tek şey var. Saraya kulaklarını tıkalasınlar, millete kulaklarını açsınlar, milletin halini görsünler, muhalefet de onlara milletin halini anlatıyor, bizi de dinlesinler. Buyurun. Tamam, öyle miydi? Peki hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet.